Bean Türkiye YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü günün ardından Doruk Keskin'le beraber dünün maçlarını konuşacağız. Başlangıçta İskoçya Çekya mücadelesi var bugün. Hemen ardından ara sıcakta da Polonya Slovakya karşılaşması var ve ana yemekte de İspanya İsveç karşılaşması var. Tabii ki bu karşılaşmalara dair detayları konuşacağız ama bayiye bakmamız lazım. Çünkü Yok bugün be. Bugün Bayi'de ikimiz de müthiş bir performans sergiledik. Dünün bilançosu Doruk 3'te 2, ben 3'te 1'dim. Bugün koca bir sıfır eklendi ikimize de. Yani bu kadar mı iyi anlarız bu işten? Gerçekten müthiş bir performans. Hiçbirine tutturamadık. Burayı montajda açacağız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani şimdi güldük eğlendik ama. Yani gerçekten skandal bir tablo. <laughs> Ne yazık ki hiçbirini bilemedik. Tek zaten en fikir olduğumuz maç İsp İspanya-İsveç <laughs> maçıydı. İspanya zaten %100 topa sahip olup 92 tane şut atıp hiçbirinde kaleyi bulamadı yani. yani İspanya <laughs> Ve 0-0 <sıfır sıfır gülüyor> bitti. Herkesi ters köşe yaptı muhtemelen İspanya İspanya'da. Ee, diğer iki maçta sonuçta farklı 4 tane tarihçide bunu hiçbirini bilemememiz. Bu kısmı çabuk geçip e, direkt bence maçlarla kesinlikle başlayalım. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. O zaman hemen başlangıcımıza başlayalım. İskoçya-Çekya karşılaşmasıyla değerli izleyiciler. Orada aslında e, yani Çekya biraz bir sürpriz de yapmış gibi oldu. Ben bu maça beraberlik demiştim. Evet. E, ama Çekya kazandı. Hem de güzel kazandı galiba. E, ben İskoçya demiştim mesela. Evet sen İskoçya demiştin. Daha felaket bir tacide bulunmuştum. Ya, ama makul aslında yani. İskoçya bu arada XG'lere bakarsan maçın hakkı bu değil ama tabii XG'ler evet, evet. şey hesap öyle. Patrick Şik hesaplayamadı o an Öyle bir durum. <laughs> Patrick Şik yani. 0.3 e, XG ile iki gol bulduğu için çok ekstra oynadı. E, bu maçta şey oldu yani top uçak modunda seyretti <laughs> aslına bakarsan sayan. sürekli başüstü seviyedeydi. E, çok fizikli iki takım tabii e, oynadı hem İskoçlar hem Çekler yüksek evet. oynamayı e, seven iki takım vardı. Biraz benzer o açıdan birbirlerine birbirlerine karşı oynadıkları oyun. Çok fiziğe dayalı bir oyundu. Bu arada şöyle mesela bir durum var. Jack Madden'lı galiba adamın ismi. Bir İskoç antrenör var. 1900'lerin başında çeklere futbolu getiren adam olarak lanse ediliyor. İşte Slavia hocası o zaman. Çeklere futbolumu öğretmiş. o coğrafyaya futbolu getirmiş Jack Madden. Ve işte bir 30 sene falan orada çalışmış. Aynı dönemde, dönemde de Sparta'nın hocası Johnny Dick diye başka bir İskoç. Aslında İskoçların biraz servisiyle, İskoçların yönlendirmesiyle çekler bu işte ön plana çıkıyorlar. Normalde onların biliyorsun buz okeyi, atasporları evet. yani son dönemde daha böyle Anglo-Sakson sporlara işte kriketler rugbyler rugby o tarz sporlara kaydı çekler son 20 yılda falan ama genelde Buz okeyidir. Ama şu da bir gerçek yani. Şimdi Çek Cumhuriyeti özellikle ayrılıktan sonra yine bugün konuşacağımız Slovaklardan ayrılıktan sonra hiçbir turnuva es geçmediler. Yani 96'da direkt final oynadılar. Mesela o finalde İngiltere'de, bugünkü maç da İngiltere'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Almanlara kaybettikleri final. Hem Old Trafford'da başlıyorlar. Wembley'de bitiriyorlar o finali. iki Alman maçıyla. burada da yine İngilizler oynadılar. Hiçbir turnuvayı kaçırmadan Çekler futbolu belki İskoçlar sayesinde e, biraz öğrendiler. Orada İngiltere demek doğru olmayabilir. Biraz Britanya, çünkü. Britanya'da çünkü. Britanya da doğru söylüyorsun. Britanya Britanya'da desek evet. daha doğru, doğru şimdi izleyicilerimiz de. Çok haklısın. Ne İngiltere'si ya demişsin. Çok <laughs> haklılar bunu söylemekle <laughs> de. Evet ya ben Britanya hepsini bir evet, evet, saydım ben orada. Anladım tabii ki. Ee, Çok iyi anladın. Haklısın ama beni düzeltmekte. <laughs> teşekkür ediyorum hatta sana. Rica ederim her zaman. Böyle bir durumları var ama bu, bugüne geldiğimizde çeklerin kalite olarak daha ağır bastığını gördük aslına bakarsan. Yani evet. Tabii ki Patrick Şik'i konuşuruz. Çok ekstra bir top oynadı. İlk attığı gol iki kişinin üzerinden çıkıp kafayı vuruyor. İkinci attığı gol... Yazık ya orada ben Yarmolenko'ya çok üzüldüm. Yani bir tane güzel gol attım uzun bir zaman sonra. Bir 2 üç gün bir <laughs> abi. Evet yani var bir gün tadını çıkarsaydım hemen ertesi gün böyle benim golümü gölge <laughs> gölgeye düşürecek. Golümü gölgeye düşürecek bir... <laughs> ya aslında Yarmolenko'ya üzülmek yerine bu maç özelinde David Marshall'a da biraz üzülebilirsin. Çünkü Yarmolenko'ya kıyasla çok daha kötü durumlara düştü yani. Gerçekten çok da fazla sosyal medyanın diline düştü. Aslında David Marshall e, kahraman olan isim de malum playoff finalinde çıkardığı o penaltıyla. Gerçekten çok uzun bir süre e, sonuçta İskoçya biliyorsun ki 23 yıl aradan sonra hı hı. bir majör turnuvada boy gösteriyor. Ve orada bunu... Başaran isim ana mimarı David Marshall'dı ama tabii Patrick Shekin golünde işte şu anda da ekrana yansıyan şekilde çok fazla ne alay konusu oldu çünkü kötü bir gol yedi. Ben böyle komik bir futbolcunun komik duruma düştüğü fotoğrafları görünce aklıma direkt Phil Jones geliyor. <laughs> ya yani Phil Jones'un gerçekten internette özellikle yüzünün şekilden şekile girdiği onlarca fotoğraf var. Nedense hep Birine güleceğimiz zaman arka planda ben Phil da bir selam çakıyorum. Hep o, böyle oldu. Bu, bu dörtlü de en güzeli aşağıda örümcek adamlı olan evet, değil mi? Evet kesinlikle. Zaten en çok dolananı da buydu galiba evet, şeyde. En çok e, da oydu. Twitter'da. Güzel şeyler vardı. Bu arada David Marshall'dan bahsetmişken şu anda İskoçya kadrosunda yer alan Craig Gordon'la Gordon ilgili de enteresan bir detay var. En son dünya şampiyonasına katıldığında İskoçya o zaman da kadroda Craig Gordon vardı. Şu anda 38 yaşında ve kadrodaki zaten en yaşlı isim. Ve zaten o süreçten bu zamana kadar 23 yılda hiçbir şekilde İskoçya hiçbir turnuvada yoktu. E bununla elintili olarak tahta ta David Marshall penaltiyi kurtardığında ben en yavaş isim olmama rağmen <laughs> kadrodaki bir anda o sevinç anında ilk o hani insan yığını oluyor üst üste herkes atlıyor. Orada ilk olan kişi bendim şeklinde de bir açıklaması var. ESPN'e konuşmuş öyle bir açıklama yapmış. Onun da eğer bu sezon kadrodan kadrodan değil tabii ki gruplardan çıkar, çıkmayı başarabilirlerse enteresan bir hikayesi olacak onun da. Galiba çıkamayacaklar yani gruba öyle bakarsan güveniyor. çekkiye kaybettikleri için çok zor ama sen söyle mesela Sırbistan elemeleri bence Sırbistan kaldırı olarak, jenerasyon olarak çok iyi e, takım. Bireysel olarak oyunculara bakarsak ve burada olamamaları en büyük skandallardan biri yani e, katılamayan takımlar arasında. Doğru. E, o, o bile İskoçlar için yeterli gibi gözüküyor. E, bu maçta da zaten işte e, ilk golle mesela Çufal'ın ki Çufal Robertson'un eşleşmesi de çok keyifliydi Sayan maçta izlerken. Çufal da çok hızlı, iyi orta kesen biri. Zaten Robertson Robertson. Ama golde mesela Çufal'ın kestiği orta ve Patrick Schick'in önce hava hakimiyetini göstermesi. Gol içinde şey diyor maçtan sonra, ben ilk yarıda kaleciyi kestim diyor. Nerelerde durduğuna biraz baktım diyor. Sen de görmüşsündür onu, maç son açıklamasını. Ve o an yaşandığında da direkt kaleci ve gözücüyle bir daha kesip vuruşu yaptım diyor. 45 metre değil mi? Yanlış bilmiyorsam o civar 45. bir şey. 45.5 metre diye okudum ben de ama daha fazla olduğuna dair böyle yazılan şeyler de okudum. 45.4 burada. Yani en uzun mesafe müthiş bir gol. Hepimizi çok şaşırtan bir gol. Az önce de söyledik çünkü yani 6 tane şutu var Patrick Schick'in. Gol beklentisi 0.3 ama 2 tane gol attı ve yıldızlaştı bu maçta. Ya aslına bakarsan e, ya İskoçya'nın da kısa e mesela 3 tane pozisyonu var. Yani. İskoçya gerçekten buradan puan alabilecek benim beraberliğimi evet. kurtarabilecek pozisyonlar buldu. Ama o işte bitiricilik. E, Premier League patentli oyuncular, Bundesliga patentli oyuncular Çekya'da e, o farkı sağlamasına sebep oldu Çekya'nın ve İskoçya'nın da şansını ciddi şekilde e, düşürdüler bu saatten sonra. Çok zor. Bu gruptan çıkmaları tabi belli olmaz. Ya, bugünkü İsveç beraberliğini görünce ama o kadar da taf bir savunma yapmıyor İskoçlar. Ama sonuçta Steve Clark'a burada bir artı puan yazmak lazım. Sonuçta uzun zaman sonra takımı Avrupa Şampiyonasına taşımış olması her ne kadar geleneksel yollarla olmasa da yani normal gruplardan çıkmış olmasa da bir de şimdiye kadar oynanan son maçlara bakıldığında İskoç Çekki'yi hep yenmiş yani. Öyle bir durum da var. Çekya böylelikle intikam da almış oldu gibi bir durum söz konusu oldu. Ya olması gereken yerde kazanmışlar sonuçta. Yani, yani. grubu ikinci bitiriyor Çekya ya ama İskoçya o grupta Çekya'yı iki maçta da yeniyor. Galiba o grupta çok az gol atıyorlar ama İskoçlar. Ya yani evet. o grupta San Marino ya da Andorra tadında böyle bir averaj takımı var. Ama Onun dışında yeniyorlar. maç başına bir gol falan atıyorlar. <laughs> i̇yi i̇şte savunma yapıyorlar aslında. Olayları buydu, ana noktaları buydu. Ama bu maç Şik'in golüne zaten çok da savunulacak bir taraf yoktu. Evet kötü yerleştiler kötü yakalandılar geride ama kimse de oradan öyle bir şut çıkmasını beklemiyordu Bak, Şik dışında. Bakalım Şik'in bu golünün ardından arttıran olacak mı? Kaç gün bunu Kaç, şey, evet, konuşabileceğiz değil mi? Kaç değil mi yani? Şik'in golünü konuşacağız. O zaman e, ara sıcağı geçelim mi? Sovakya'da Playoff elemeleri sonucunda Avrupa Şampiyonası'na adını yazdıran bir takımdı. Polonya'da tabii ki Lewandowski'nin ne yapacağı çok merak ediliyordu ama Lewandowski'ye çok fazla bir iş düşemedi ne yazık ki. Polonya hem kırmızı kart gördü hem 2-1 mağlup oldu. Hem de Szczesny... Avrupa Şampiyonası'ndaki bu ilk maçta bir kez daha olaylı bir şey yaşadı ve kendi kalesine gol atan ilk kaleci de olmuş oldu. Daha önce şöyle bir bakıldığında 2012'de Yunanistan'a karşı kırmızı kart görmüştü. 2016'da Kuzey İlanda karşısında sakatlanmıştı ve turnuvanın diğer geri kalan kısmında oynayamamıştı. Bu sene de kendi kalesine gol atan ilk isim oldu. Şezni için Avrupa Şampiyonaları birazcık talihsiz geçiyor gibi. İstikrarlı diyebiliriz yani <laughs> Şezni için en azından olumsuz bir şey yapmayı başarmış. İşte evet. Sen söyledin. Ee, ama Polonya için de son dönemde biraz benzer bir olumsuz istikrar var. Aslına bakarsan yani son Dünya Kupası'ndaki grupları bayağı light'tı. Japonya, Kolombiya, Senegal gibi o turnuvanın en kolay grubundan, en kolay görünen grubundan çıkamamışlardı. Galiba bir galibiyet e, almışlardı. Slovaklar ise son Euro'da mesela gruptan çıktılar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bugün tabii biraz Çekoslovakya durumu oldu. Slovakların durumu Çeklere göre biraz daha ters. Yani yanlış hatırlamıyorsam 93'te ayrılıyorlar. 96 itibariyle çekler sürekli Euro'ya geliyorlar. Ama Slovaklar o ayrılıktan sonra biraz ekonomik olarak da geride kaldıkları için çeklerden o futboldaki atılımı yapmakta biraz zorlandılar. 2000'lerin başı Avrupa Birliği'ne girdikten sonra o yatırım geldi futbola. Ki hatırlarsın 2010'da da Dünya Kupası'na gittiler ve İtalya'nın olduğu gruptan çıkmışlardı. O kadroda da bugün de çok vardı Türk mesela. Vitek vardı, Sapara ve Stoh vardı. Bugünkü kadroya da baktım bayağı... E, mesela Hübocan var Türkiye'de oynamış. Kutsuka var. E, Marek Hamsik geldi. E, Trabzonluların Mac, çok yakından izlediği bir maç olduğu kesin. Aynen. MAK yanılmıyorsam Konya'da oynamıştı bir dönem. Pekarik mesela Wolfsburg'da Bundesliga şampiyonu olduktan sonra... ...iki sene sonra gelip Kayseri'de oynamıştı. E, i̇şte kadroda geliyor ekrana. Bu arada MAK'ın... Sonuçta ben mesela orada... Şezniye şez diye yazıldığına biraz şaşırdım golün yani maka yazılmamasına tabii ki yani orada Direkten bir sırtına müdahale, geliyor evet, ya. Evet müdahale var da. Şöyle bir durum var e, bu maç üzerinde doğru aslında. değil Şezniye de işte orada Şezniye yazık olduğu için diyorum. <laughs> ya kadroya da bakınca mesela Duda normalde bir ofansif orta saha, bir forvet değil. Evet. E, i̇lk defa bir sahte 9 gördük bu turnuvada. Ya e, forvetsiz oynadı Slovaklar ki yedek santraforları şu an e, ismini unuttum. E, kusura bakma. Slovak gazeteciler onun çok daha kontrata yatkın olduğunu söyle yazıyorlardı mesela maçtan önce ama Duda'yla çıktı Slovaklar. Polonya'da da iki tane santrfor yok yani hem piyon tek yok evet. hem Milik yok. Bunlar önemli oyuncular. Bu maçta Lewandowski evet yeter siz de kendi performansına göre ama biraz da şeyle alakalı. Lewandowski'nin beslenmesini aldı. O Heh, onu, doğru yani. Tam olarak bayan oraya Milik'te gelecektim. oynadığı Çok haklısın. isimlere bak. Bir de burada oynadığı isimlere bak. Sonuçta e, bu sandviç oynatan arkasında oynayan kanatlarda ve hemen on numarada oynayan oyunculardır günün sonunda. Çok haklısın. ya Mesela bir önceki Euro'yu düşünüyorum. Euro 2016'da e, Polonyalıların üç tane isim vardı işaret ettikleri. Biri Milik'ti zaten olmuştu evet. o. Biri Kapuska'ydı. Biri de e, Piotr Zielinski'ydi. Kapuska, Leicester'a gitti. Sonra yok oldu çocuk bir anda. Ülkesine falan döndü herhalde ya. Futbolu bile bırakmış olabilir. Ama Zielinski o sene Napoli'ye gittikten sonra yükseldi, yükseltti performansını ve bu sene en iyi oynadığı e, sezonu geçirdi. Bu maç ondan çok verim alamadılar. O bağlantıyı kuramadı. Bir de şey dikkatimi çekti. İşte Slovaklar işte Mak ve Duda alanda daha etkililer ya. Yani daha çalımcılardı. Polonyalılar adım eksiltmekte iki kanatta zorlandılar. E Zaten geri yaslandı Slovaklar. E, orada birebir de iş çözemeyince de bir pozisyon bulamadı Polonya takımı ama oyunu tıpkı bu sene birkaç kere Inter'e yaptığı yardımda olduğu gibi bir duran topla Milan yer çözdü. Nefis bir sezon geçirmişti. Kupayı da kendine adına nefis açtı. Evet aslında her ne kadar gol beklentisi Polonya tarafında biraz daha ağır basmış olsa da öyle olmadı. sovaklar bir şekilde kazanmasını bildi. Şimdi tabii karıştı orada grup. Evet. Ee, bilmiyorum ne olacak yani. Yani tabii Slovakların kazanması e, ya Polonya'nın olası bir iki de ikisine biraz bakıyor gibi. E, ama bu grupta daha çok sürpriz olabilecek gibi gözüküyor. Yani daha e, belki de daha yakın sonuçlar alınabilir gibi gözüküyor. Özellikle gece seansındaki maçın da sonucuyla beraber. Tabii İspanya İsveç maçının da 0-0 berabere bitmiş olması. Peki e, Hamşiyi nasıl buldun? Yani bir sakatlık geçirdi. Çinde takıldı bir ara. Göteborg'a gitti sırf re, biraz rehabilitasyon da olsun sakatlığını geçirsin diye bence gayet iyi top oynadı. Hamşik bence zaten kaptan da olması vesilesiyle yani hem bugün sahanın iyilerinden de bana kalırsa hem de oradaki yani orta sahadaki organizasyonu sağlayan isimlerin de başında geliyordu diye düşünüyorum. Ben, Bir tane ben ben Evet ben gayet beğendim. Bence Trabzonlular da oldukça memnun kalmışlardır bu akşamki perform dün akşamki Genel olarak mesela tabii yeşil ile alakalı da çok yazılıp çizilmişti. Yanko bir önceki hocaları, Slovakları mesela şey diye bir açıklaması vardı. Benim gördüğüm hani bir profesyonellik tanımı yapsanız Hamşi kesinlikle bu tanımın örneği olur demişti ki yaşadığı sakatlıktan işte yeşi vesaire Çin biraz erke Çin emeklilik olarak gözüküyor ya bir oyuncu Çin'e gittiğinde. Ona rağmen bence baya hazır dönmüş hem maçtaki rakamları hem de yaptığı asiste biraz bunu zaten gösterdi. Bir oyuncunun ne kadar iyi olduğunu anlamak için ya da transferde aslında değerini belirleyen faktörlerden bir tanesi de ameli takımdaki forma sayısıdır ya bir taraftan hı hı. da e, Hamşik bu takımın kaptanı günün sonunda ve bugün bakıldığında bugün iyi bir oyun ortaya koydu evet. Polonya karşısında ve daha da üzerine koyacak gibi görünüyor bilmiyorum öyle düşünüyorum en azından. Gerçi gruptan çıkamayabilirlerdi kuşkusuz ki bugün galibiyette ayrılmış olmaları bir şey ifade etmeye debilir yarın öbür gün ama e, bence oldukça toparlayacağının da göstergesi ki zaten Abdullah Avcı da yani buraya kalmadan onun neler yapabileceğine iyice bakarak detaylıca bakarak takıma getirmek istemiştir. Tabii ki zaten geldiğinde bu dünya basında e, sükse yarattı. Gruptan çıkamayacak çıkacaklar çıkamayacaklar bilemiyorum ama şu bir gerçek Slovaklar turnuvaya gidince e, genelde çıkıyorlar. 2010'da çıktılar. Bir önceki e, 2014'te galiba. Yok pardon, 2010'da çıktılar. Bir önceki Euro'da 2016'daki Euro'da çıktılar gruptan. Ee, burada da çok iyi bir başlangıç 2010'da, yaptılar. 2010'da 2010 ve 2016'da. Ha, 2010 tabii. Dünya Kupası'nda İtalya'nın grubundan çıkıp. 2010 deyince bir önceki deyince direkt ben 2006'da. Karıştı yaşıyorum. orada kafalar karıştı kusura bakma. Ee, bugün beni çok iyi düzeltiyorsun <laughs> teşekkür ederim. 2010'da çıkıp Hollanda'ya eğlenmişlerdi. Bir önceki turnuvada da e, Euro bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıktılar. oradaki melendiklerini hatırlamıyorum ama. Burada da ilk maçta 3'te. Bir buçuğunu cebine koydu e, grupta Slovakya. Yani. Sen bu buçuklara çok fazla takılıyorsun. Ya bir diyemedim. ya yani Bir <laughs> diyemedim iki çok geldi. Arada öyle bir, bir buçuk attım. Peki ana yemeğe geçelim orada konuşacak çok fazla şey var. Ana yemek İspanya'yı Sveç değerli izleyiciler. Yani sıfır sıfır bitti ama sıfır sıfır mıydı hakkı? Bence değildi. İspanya her şeyi yaptı. Gerçekten domine etti. Topa çok sahip oldu. Çok fazla pozisyon yarattı ama bir türlü golü bulamadı. Yani her anlamda rekor kırdı. Yani Avrupa Şampiyonası'nda en fazla topa sahip olan takım oldu bugünkü oyunuyla. Diğer taraftan e, en fazla pas, pas yapan arayır. 830 isabetli pas yaptı bugün. 910 ya yani inanılmaz bir sayı bu. E, gol beklentisi <laughs> zaten 2. İsveç'e bak ya 89. Yani 115 toplu oynama nedir zaten? Yani hani onu Toplu oynamıyorum zaten. Zaten o oynama arada, değil oynamama. E, ben İsveçli futbolcuların ayağında hmm. topu Görmedim gibi bir şey. Yani o kadar az gördük ki. En fazla kimin ayağında gördük? Kalecinin ayağında gördük, Olsen'in ayağında gördük. Ellerinde daha çok gördük yani. <laughs> i̇lk 10 dakika İsveçler <laughs> Ayakları ayaklarından şeyden... <laughs> daha çok taç atmış olabilirler yani. Gerçekten ilk 10 Kesinlikle dakika doğru. topa değmemişti İsveç. Ee, dediğin gibi çok çok tek taraflı bir maç oldu. Ama maçın adamı Olsen oldu. Tabii ki maçın adamı Olsen oldu. Ee, özellikle 4 tane falan net pozisyonu var İspanya'nın. Ama tabii... Ya aslında bunu direkt Morata'ya bağlamalı mıyız emin değilim. Çünkü mesela Euro 2012'de de İspanya'nın bir forveti yoktu. ya, yani Fabregas oynuyordu mesela uçta evet. Ama Silva ve Iniesta gibi yardımcıları vardı. Burada tabii Morata kötü bir gün geçirdi. Bu arada kötü de bir ikinci sezon, ikinci yere geçirdi Juventus'ta. Biraz da psikolojik olduğunu düşünüyorum Morata'nın. Yani dip yapabiliyor kafaca. Ama bekler, yeteri kadar üretse de Sanki ilerideki üçlü üretemeyince yani topu kaleye sokamayınca bu %85'in de hiçbir anlamı kalmıyor. Yani. Tabii o kadar fazla sokamayınca o ağlara değdiremeyince o topu Gerard Moreno tercihinin biraz daha erken gelmesini hepimiz bekledik galiba. Yani bu sezon toplamda bütün kulvarlarda 30 gol 10 asist oynamış Gerard Moreno. Ya 40 gole katkı yapmış. 46 maçta yanılmıyorsam 46'ya 43 maçta bu inanılmaz bir sayı. Biraz daha onun bitiricilik özelliğini kullanmak için biraz daha erken sahaya atabilir miydi? Yani Ruiz Enike'nin başlayabilir miydi ya da onu? başlayabilir miydi ya da tabii ki o da bir ayrı ayrı bir konu. Çünkü yani daha bence spektaküler onun oyunu. Yani Gerard Moreno bence daha tercih edilebilir. Tabii ki Ruiz Enike'nin kafasında bir şey vardı. Ama şimdi sen Sergio Ramos'u evde bırakınca onu getirmeyince buraya böyle Oyuncu tercihleri noktasında bazı değişiklikler yapınca majör değişiklikler yani bundan sonrasını da etkileyecek değişiklikler yapınca İspanya futbolunun e, kaderiyle dair e, ister istemez başarı bekliyor İspanya halkı. Başarı gelmeyince de bu sefer ne olacak? Yarım maaş etlerle ben onu merak ediyorum. Tabii ki çok dominanttı ama sonuçta 0-0 bitti maç. Moreno konusunda çok haklısın. ya yani i̇ki senedir iyi top oynuyor Moreno ama bu sene Villarreal Avrupa Ligi'ni alırken de ligde de ya Benzema, Benzema ve Messi'den sonra en çok gol katkısı yapan oyuncuydu Moreno. Ve ben bağlantı oyunun çok daha iyi olduğunu düşünüyorum Morata'dan. Evet Morata daha fizikli, uzun attığınızda da size yardımcı oluyor ama Moreno çok daha iyi pasör, savunma arkasında topları daha rahat geçirebilen bir oyuncu. Ama şöyle bir çekincem var benim bu konuda. Moreno mesela Villarreal'de sağ ön oynuyordu. Yani içeride. i̇çeride iki kanat içe geliyordu yine bir yerehalb bekler ileri gidiyor. Ama Moreno'nun önünde ya Alcacer oynuyordu ya Bakka oynuyordu. Yine önünde bir oyuncu vardı. Burada Eyler uçta değil de mesela ben Sarabia yerine Moreno'yu atar diye bekliyordum sahaya. Evet doğru. Sarabia o maç bunu falan oynamış. Ben de Sarabia ilk konusunda ilk şaşırdım açıkçası. Bir Southgate kadar olmasa da Müizenli keninde <laughs> seçim aslında işte stoperler çok konuşuldu. Sen ne diyorsun stoperlere? Ben okeyim ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani... Ee... Ben de okeyim. Aslında merak ediyordum Laporte'un ne yapacağını. Hepimiz merak ediyorduk hı hı. muhtemelen ne yapacağını. Zaten onun bir de Fransa milli takımı sonrası İspanya milli takımına gelmesi konusu da tabii ki var gündemde. Orada da sonuçta U21'de oynamıştı. Şimdi burayı tercih etti. Orada süre alamamışken gittiğinde süre alamamışken Fransa milli takımında burada geri gelmezken ilk 11'de buldu. Şey değil mi bu arada çok pardon da hani Fransa'nın yaptığı ciddi bir e, sessiz bir aşağılama değil mi? ya hani Benim takımıma giremeyen. Ya benim dönüp bakmadığım Laport'u, ki çağırdılar bir iki kere, son 4-5 senede iki kere çağırdılar Laport'u, hiç oynatmadılar. Ama oynatmadılar, evet. Ee, İspanya alıp direkt kadroya koyuyor. Yani bu artık ne taraftan bakarsan, ya bir taraf için belki aşağılama diğer taraf için de. Nimet. <laughs> evet yani siz bu nimeti kaçırdınız. E, sence nimeti kaçırdınız mıydı bugünkü performansı? Bugün özel değil de ben Fransa'nın herhangi bir şeyi kaçırdığını düşünmüyorum çünkü çok Fransız çılgın bir stoper avuzu var. Yani mesela Konate Upamecano'nun adı geçmiyor falan yazarken e, Euro listesini. Öyle bir durum var ama bana da mantıklı geldi. Hani hem Torres çok pasör bir stoper, hem Laporte çok pasör bir Ve stoper. Torres de çok iyi sezon geçirdi. Kesinlikle katılıyorum. O da bir Villarreal'de iyi sezon geçirdi. E, oyunda full orada oynadığınız için e, daha çok o pasörlüğe ihtiyacı vardı belki de Enrique'nin. Çok da ağır, hantal stoperler de değil. E, ama Forvet konusu dediğim gibi ya yani Moreno Enel Ruich'ta oynadığında ne kadar verim verecek ya da mesela Ferran Torres ne kadar oyununu yukarı çekecek ki o da kale önünde daha etkiliydi mesela sitede oynarken. İspanya için belki diziliş noktasında bazı değişiklikler yapabilir Luis Enrique. Yani bilemiyorum mesela Fabian Ruiz, Thiago'yu ne kadar ekleyebilecek kadroya. Onlar da çünkü o dar alanda iş çözebilen oyuncular ama şu an biraz beklere, beklerin üretkenliğine bağlı gözüküyor. E, formasını giymişsin ama Dani moda bugün... Dani yani, Olmo'ya biraz şöyle bir... E, kendine gel mesajım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır aslında belki bugün bir gol atar falan diye düşünmüştüm Leipzig formasını giyerken ama olmadı yani. İspanya kazanır dedim. Dani da golü atar. Programı on numara Güzel açarım bir dedim. Güzel şekilde kapatırım dedim evet, en ama, kötü ama tam yani tersi oldu. Hiçbir şekilde olmadı. Dani Olmo neler kaçırdı zaten? ya Tabii Morata değildi. Ee, ama ya belli olmaz. Ben çok ileri gidebilecek bir kadro kalitesi olduğunu düşünmüyorum aslında İspanyolların. Yani iyi oyuncular ama onlar da bir dönüşüm sürecindeler ve belki de o dönüşümün işte her dönüşüm yapan takım bir turnuvayı genelde havayı sıkıyor. Ee, i̇şte Almanlar bunu zamanında yapmışlardı mesela e, o dönüşüm döneminde. Belki de İspanya'nın havaya sıkacağı turnuva bu olabilir. Ama bir maç üzerinden konuşamayız tabii. Ya tabii ki konuşamayız ama İspanya burada eğer havaya sıkarsa senin dediğin gibi o zaman Luis Enrique'ye çok ciddi patlayabilir bu konu. Ama 150 kedi ya bence şöyle bir şeyleri değiştirecekse ve insanlar buna okeyse vakit, vakit e, gerektiği düşünüyorum. Yani genel olarak menajerlere çok vakit veremiyorum. oyunculara o şansı veriyorsun sen yani. Atıyorum 4 yıllık kontrat yaptığın ya da işte 3 yıllık kontrat yaptığın oyuncunun bir e, sene, bir buçuk sene, iki sene kötü oynamasına bile göz yumabiliyorsun ama menajerler hemen gidiyor. E, mesela facia bir sezon geçiren Pirlo'da da bu oldu. Evet çok kötü bir sezon geçirdi ama bu opsiyon hep vardı. Bir ihtimaldi. Hemen yolladılar. Endikeyde e, harcarlar mı bilmiyorum. Umarım harcamazlar. Ya zaten gruba bakınca ben gruptan çıkamayacaklarını düşünmüyorum. Yani e, Polonya, Slovakya, İsveç ya yani bu grupta bence mutlaka son 16'ya kalacak da e, oy oyununu tam olarak oturtmazsa yani bir şekilde gol alabileceği, gol gol bulabileceği bir sisteme dönüştüremezse o zaman tabii sonrası için biraz süsran olabilir. İşte Yoksa gol kim çıkması, yapacak? İşte golü kim yapacak orada? Yani, tamam, sen ürettin, yok. topa sahip oldun, inanılmaz baskı kurdun, pas rekorları kırdın, topa bütün maç sahip oldun filan ama sonuçta gol olmayınca... Yine insanın hakkında ilk tercih Moreno geliyor formundan evet. olayı, e, dolayı ya da Dani Olmo geliyor. Çünkü merkez üçlüden ne kadar gol katkısı alabilir emin değiliz. E, dediğim gibi sanki beklerin yaratıp Santrafor'un sağ ve sol arkasında oynayan işte ofansif kanatların e, bitirmesi gereken bir düzen içinde İspanya onlardan skor katkısı gelirse işleri çözebilirler. Hadi bakalım çözecekler mi? Bu arada Larsson'la ilgili Larsson'la ilgili Can Önduygu'nun bir tweet'i vardı. Onun, İsveçli Larsson'la. Evet İsveçli ile la ilgili olarak çok da güzel bir tweet atmıştı. Hayır Sebastian Larsson bu turnuvada frikik golü atmayacaksın. Ölümsüz olman bizi ilgilendirmiyor şeklinde. Larsson da bu arada tabii... E... attı bile değil mi frikik golünü <laughs> bu tweetle beraber. 11 golle en fazla frekikten gol bulan isim Premier Lig'de. Ya en fazla derken en fazla gol bulan isimler arasında diyeyim daha doğru. Çünkü David Beckham'ın 15 golü falan var yanılmıyorsam. Ya zaten Can burada her şey varmış Müthiş bir frikikçi <laughs> evet. Çok tecrübeli ve hala oynuyor e, Demiş ama galiba işte bu tweetle Biraz ters, ters, ters bitirmiş mi? Bana Can. ters bağlamış gibi geldi <laughs> Sanki o golün geleceğini düşünerek bu tweet atmış gibi geldi Ama olmadı işte O zaman bugünkü banyaya geçelim mi? Bakın Bakalım bugün kaç tane maç bilemeyeceğiz Gerçi iki tane maç var bugün Ama ikide iki yaparız diye düşünüyorum ben artık bu, Bugün Doruk herhalde. Yani ben Macaristan kazanır dersin diye Umut ediyorum <laughs> <laughs> Makedonya tarihinden sonra umarım öyle bir e, Tabii seçim ki öyle bir şey demeyeceğim. Soboslaisiz Macaristan zaten na mümkün bence yani herhangi bir şey yapması na mümkün. Bir de Portekizle oynuyor. Yani hiç şansı yok. Beraberlik mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Deniyorum ya. Işte. Net iki. İki yok, Kesinlikle abi. Portekiz kazanır. Ya ben de tabii ki Portekiz kazanır diyorum. Hani şey gibi oldu bu e, hani elinde kalem tutan el emojili analiz gibi oldu <laughs> ama be Portekiz mi ama Portekiz diyeceğiz ne diyeceğiz ki? Diye yani gerçekten Macaristan çok büyük sürpriz olur eğer olur da. Bir şey yapabilirse bu maçta. İkimiz de Portekiz dediğimiz için ben biraz da bir ürküyorum. Ben de ürküyorum. E, İspanya Şu anda. tercihimiz çünkü patlamıştı. Fransa Almanya? Ben Fransızları e, çok daha derli toplu, e, çok daha favori görüyorum Almanya karşısında. Benim zaten şampiyonluk favorim Fransa olduğu için ben Fransa dedim bile. Yani tabii Löw'ün performansı nasıl olacak bilmiyorum. O da galiba yarın bugün düzeltiyorum. Bir e, forvetsiz başlayacak yazıyor Alman basını. Yani Gnabry ile başlayacağını söylüyor. E, Fransa'nın daha ağır bastığını söyleyebilirim. Bakalım ikimiz de hem fikir olduğumuz Eyvah. zaman nasıl bir bilanço çıkacak? Çünkü Genelde malum. çarpı çıkıyor. Malum dün 3'te 0. <laughs> ikimiz de 3'te 0 çektik. Bugün bence 2'de 2 çekip şöyle bir kendimize geleceğiz. Öyle düşünüyorum. Yani bu üçlü sıfırı sürekli hatırlatmam beni çok üzüyor. ilk olarak gerçek, bunu söyleyeyim. Gerçekçi olmak lazım. Dorukçum sonraki adımlarında hayatını kolaylaştırır. Ama ben dün dedim sana ya bir, bir tık şey, şey, yapacağım dedim. Şımarık tercihlerde bulunacağım dedim. Ağzımın payını aldım artık çok ben Ben de biraz mantıklı olacağım dedim de gördüğün gibi. <laughs> evet, seninki harbiden daha da Benimki gerçekten ya. çok kötü. Neyse bence toparlayacağız bugün durumu. O zaman bugün de noktalayalım. Üçüncü günü konuştuk Avrupa Şampiyonası'nda ama tabii ki F grubu ölüm grubuydu. İki maç var. Müthiş maçlar bizi bekliyor. Bakalım bu karşılaşmalardan nasıl sonuçlar çıkacak. Dileriz çok böyle gollü en az dün ve bugün kadar güzel daha doğrusu son gün kadar son iki gün kadar güzel maçlar izleriz. Ve noktalayacağız efendim. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalınız.